Evet, o haddesena Meymun İbni Mihran, bize Meymun İbni Mihran şöyle rivayet etti. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma, Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle nakletti. Enne racülen eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Bir adam aleyhissalatü vesselam efendimize geldi ve dedi ki ya Resulallah allimni, ey Allah'ın Resulü bana öğret. Kale idheb feteallemel Kur'an, git ve Kur'an öğren buyurdu Efendimiz. Evet. Selasen, adam üç kere bunu söyledi. Efendimiz bunu üç kere adama hitaben söyledi. Sümme kâle lehu firrabi'a, dördüncü de aleyhissalatü vesselam adama şöyle dedi. İkbalil hakka mimmen câeke bihi, sana getirenden hakkı kabul et. Sana her kim hakkı getirdiyse ondan hakkı kabul et. Habiben kâne ev bagîdan, bu hakkı getiren kişiyi ister sev, ister bu senin sevdiğin bir kişi olsun, ister buğz ettiğin bir kişi olsun, fark etmez. Adama bakma, sözüne bak. Parmağa bakma, gösterdiği yere bak. Ve teallemel Kur'an, Kur'an'ı öğren. Ve mil ma'ahu haytumal, Kur'an'ı öğren ve Kur'an'ın yöneldiği tarafa yönel. Kur'an seni ne tarafa yönlendirirse sen de o tarafa meylet, o tarafa yönel. Evet. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e gelen adam ya Resulallah bana öğret diyor. Bana öğret, ilim öğret. Bana bir şey öğret, bana ilim öğret. Biz aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e gelen bu adamın, bu adama aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in verdiği cevaptan hareketle, buradaki cevaptan hareketle şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bakın, aslında sünnet diye bir şey yok. Peygamber Efendimiz adamı git Kur'an öğren demiş. Kendisi de öğretmemiş, adamı göndermiş. Git Kur'an öğren demiş. Demek ki Kur'an'ı adam öğrenebilecek durumda. Akla gelebilir hocam böyle. Tabii gelir, bu ihtimali tabii. Düşünelim. Bu gelebilir. Yani, evet. Dolayısıyla hani kendisi de öğretmemiş Kur'an'ı, sünnetten hiç bahsetmemiş, Kur'an dışı bir şeyden bahsetmemiş, Kur'an öğren demiş, onu da kendisi öğretmemiş, git öğren demiş. Evet. Demek ki bu adam, bilgi sahibi olmayan bu adam bile Kur'an öğrenebilir. Sünneti hadise ihtiyaç yok gibi. Evet. Buradaki Kur'an öğrenmekten maksat Kur'an okumayı öğren değil, bizim bugün yaptığımız gibi. Arap olmayan unsurlar, kavimler ne derler? Kur'an öğren, Kur'an yüzünden okumayı hatmet öğren. Hatmet yani. Hatmet. Hatmet. Öyle anlarız. Hatim buradaki. Hatimindir. Buradaki Kur'an'ın muhtevasını öğren, hükümlerini öğren. Ve bunu da git kendin yap. Bunu da üç kere söyledikten sonra arkasından şöyle bir şey geliyor. Sana hakkı getiren kimseden ister hoşlan ister hoşlanma, ister onu sevimli bul, ister ondan sana uzak birisi olsun, fark etmez. Yani. Muhabbetin olmasın, buğz ettiğin birisi olsun, fark etmez. Ona bakma, getirdiği hakka bak ve hakkı kabul et. Kur'an'ı öğren ve Kur'an ne tarafa yöneliyorsa sen de onunla birlikte o tarafa yönel. Şimdi buradan hareketle biz az önce söylediğim şeyi söyleyebilir miyiz? Herkes Kur'an'ı öğrenebilir. Efendimiz de adama böyle demiş. Dolayısıyla kardeşim, hidayeti bulmak isteyen, ilim tahsil etmek isteyen, bir şey bilmek isteyen kimse gidecek, kendi başına Kur'an'ı öğrenecek ve bu mümkün bir şeydir. Şimdi birincisi, bu iddiaya karşı söylememiz gereken şeylerden birincisi şu: bu aleyhissalatü vesselam Efendimizin alel ıtlak her halükarda muhataplarına söylediği şey midir? Biz biliyoruz ki böyle değil. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e özellikle hicretin 8. 9. 10. senelerinde hatta 7. seneden itibaren heyetler geliyor. İslam yayıldıkça, İslam'ın sesi, Efendimiz'in tebligatı yayıldıkça civar kabilelere, oralardan temsilciler geliyor, heyetler geliyor. Medine'de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yanında 2 gün, 3 gün, 5 gün, bazen 1 gün, bazen 2 gün kalıyorlar. Efendimiz onlara özet bilgiler veriyor ve tekrar geri dönüyorlar kavimlerine, kabilelerine. Orada hem onlara Efendimiz'den öğrendiklerini aktarıyorlar, hem de onun adına tebligata devam ediyorlar. Evet. Şimdi bu tür heyetlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ne öğrettiğini, ne telkin ettiğini, tavsiye ettiğini ne baktığımızda, gidin Kur'an öğrenin buyurmuyor Efendimiz. Evet, onlara Kur'an'dan bir takım şeyler ezberletiyor. Evet. Bu kesin. Ama onun yanında ibadetlerini nasıl yapacaklarını öğretiyor.
Onun yanında harama helale nasıl dikkat edeceklerini öğretiyor. Mesela zaten bir mahiyetle öğrenmiş oluyorlar. Orada beraber hiç şüphesiz tabii kalıyorlar. Öğrenmiş oluyorlar. Arkasında yani, namaz kılıyorlar. Tabii gelen gidene karşı davranışlarına bakıyorlar. Vaazına şahitler. Tabii evet. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e mesela gelen kabilelerden birisi geri dönerken Efendimiz onlara şu kaplarda nebiz yapmayın, yemek pişirmeyin, suyunuzu bunların içinde barındırmayın buyuruyor. Baktığımızda 4 tane kap ismi sayıyor Efendimiz. Dubba var, müzeffet var, başka kaplar var. Bunlardan uzak durun buyuruyor Efendimiz. Bunları yani günlük hayata, pratik hayata ilişkin bir şey söylüyor. Bu hükmü Kur'an'da bulmamız mümkün değil. Daha sonra başka hadislerden biliyoruz ki sonra Efendimiz bu hükmü de kendisi neshedecek. Bu kaplarda yemek yemeyi ya da su ya da nebiz bulundurmayı yasaklamıştım. Bunları kullanabilirsiniz buyuracak. Dolayısıyla baktığımızda buradaki git Kur'an öğren tavrı alel ıtlak bir tavır değil. Muhtemelen burada bu adamın durumuna özgü bir şey var. Bunu söylememiz lazım. Yani şöyle mi hocam anlayabiliriz sizin söylediğinizden? Eğer Resulullah Efendimiz hadise, sünnete ihtiyaca gerek yoktur. Gidin Kur'an öğren deseydi her gelene aynı herkese şeyi söylerdi. Herkese bunu söylerdi. Evet. Her gelene aynı şeyi söylemeye çalıştığımız bu evet. Her gelenin evet. Özelliklerine göre burada da bu zatın bir özelliği var ki. Evet. Evet hocam. Evet. İkinci olarak rivayetin devam eden cümlesi de bizim için açıklayıcı. Kimden gelirse gelsin hakkı kabul et. Evet. Tek kaynak Kur'an'dır demiyor Efendimiz. Hakkı sana getiren kimse ister sevdiğin biri olsun, ister sevmediğin biri olsun, sevimsiz biri olsun, hakkı kabul et. Haksa söylediği şey kabul et. Demek ki bu da bir İslami ölçü. Sadece git Kur'an öğren değil. Hakka teslim olmak da bir ölçü yani. Ölçüdür. Hakkı getiren kimse eğer bu adam zaten Kur'an öğrendiyse başka bir adamın getireceği hakka ihtiyaç duymaması lazım değil mi? Normalde tabii. Baktığımızda. Hepsi içinde olması lazım. Ama Efendimiz öyle buyurmuyor. Sana birisi hakkı getirdiğinde onu kabul et. Evet. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in ihtiva etmediği pratik hayatın zaruretleri var, boyutları var, ahkamı var. Onlar Kur'an dışı kaynaklardan gelebilir, geldiğinde haksa kabul et diyor. Evet. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Ve nihayet Kur'an'ı öğren ve Kur'an'ın yöneldiği tarafa yönel. Tekrar tavsiyeyi başa döndürerek, çemberi tamamlayarak Kur'an öğren ve Kur'an'ın yöneldiği tarafa yönel. Peki Kur'an ne tarafa yöneliyor? Bu da önemli bir sorudur. Evet. Kur'an'ın yöneldiği tarafa yönel ne demek? Demek ki Kur'an bizi bir tarafa yönlendirecek, yöneltecek. Kur'an okuduktan sonra kalbimiz bir tarafa yönlenmesi gerekiyor. Meyledecek, bir tarafa gidecek. Kur'an bize şuraya gidin diyecek yani. O dediği şey nedir? Orada ne vardır? İşte orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba da vardır değil mi? Tabii Kur'an'da. Muhalefet etmemek vardır, itaat vardır, ittiba vardır. Bütün bunlar Kur'an'ın yönlendirdiği şeylerdir. Kur'an'ı hakkıyla öğrenmiş olan bir kimse bu emirleri de öğrenecek, bunlara da imtisal edecek, bunlara da boyun kesip teslim olacak. Dolayısıyla bu ve benzeri rivayetlerden hareketle gidin Kur'an öğrenin, o size yeter, başka bir şey gerekmez gibi çok böyle ezberci, yüzeysel bir neticeye ulaşmak İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin kastıyla da bağlaşmaz, hakikatte